Merhaba duduşlarım, merhaba hepinizi. Oh, kokulu kokulu öpüyorum. Oh, neredeyim, bir şey mi diyeyim? Ocağa pilav koydum. Arzu güzel bir et yemeği yapmış. Bir pilav yapılacaktı. Hadi hadi onu yaparım ben dedim. Acelesi de vardı. İnşallah onu unutmam burada çene çalarken. Diyeceksiniz ki şu bu kadına ne oldu? Vlog yok, canlı yok, o yok, bu yok. Düğünden sonra. Olmadı. Bazı mazeretlerimiz vardı. Olmadı. Şöyle geçeyim de televizyonda ha bir tuhaf arkamdan ışık vuruyor. Kahvemden bir içeyim. Ela başladı okula. Abisi bayağı bir haftayı geçti başladı da. Abisi 5'te geliyor tabii ki. Ela alıştırma sürecinde. O da başladı. 2'de geliyor. O da normalde. Pazartesiden sonra 5'te gelecek. Aşağıda bizim dedemizle hatçiğimiz vardı. Kızlarının doğumu için İstanbul'a gitmişlerdi. Onlar geldi, hasret gidiyor, gideriyor aşağıda. Hemen geldi, formalarını çıkar dedi. Ben de aşağı gidiyorum dedi. Hadi git dedim, güle güle dedim. Ben de onu uğurladım. Evet, nedenlerimiz var demiştik. Neyse onları söylemeyeyim. Bende kalsın. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Öyle temenni ediyorum. Düğünümüz bir güzel oldu, bir güzel oldu ki sormayın, kızlarla döktürdük, damatla döktürdük, oynadık. Beklediğimden çok çok güzel oldu. O kadar yani tahmin etmiyordum. Çok harika oldu. Bakalım herhalde bugün alacaklar. Oranın mekanın videosu çekti, alacaklar. Merak ediyorum bakalım. Maşallah ben de inmedim pistten oynamaktan. Hatırlarsınız benim Ayşem vardı, Ayşe Kurt. Çocuklarına baktığım Burak, Berkay. Onlar da tabii ki oradaydı. Arzucum çok istedi gelmeyi ama cumartesi, pazar onların restoranları çok yoğun olduğu için yetişmeye çalışacağım abla dedi ama imkanı yok. Tabii geç kapatıyorlar, hafta sonu işleri oluyor çünkü onların. Çocuklar da yanımda olduğu için o gün izin kullandım ben cumartesi günü. İşler tabii biraz daha uzayınca o saat oldu dedi. 11 dedi abla, 11'i geçti dedi. Eşi de demiş yani ne ayıp demiş, düğünü demiş kapatmaya mı gidiyoruz demiş. Dedim önemli değil, ben dedim zaten farkındayım onun dedim, arzucum dedim. Aman Allah'ım ya Rabbim, o davul bizim o Ayşeciğimin kız bunu seyrederse. Hakikaten o da çok neşeli ha. O davul boynundan inmedi. O kız bir davul çalmalar. O gün bada güm 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 masalı. Bizim başımıza gele gele oynayanların ortasına gire gire. Bir ara belgin dağıldı. O güzelim tuvaletine. Güm güm güm. Ben almadım. Ben kendimi taşıyamıyorum. Ebru da almadı. O da şey yapmadı. Fatoşçuğum oradaydı. Ayaklarına sağlık. Buradaki Fatoş'u biliyorsunuz. Pelin'in günlüğü Fatoş oradaydı. Yazık, kıyamam, dolmuş da gelmişler onun o günü zaten. Eşinin valla başka bir yerde bir şey varmış, oraya gitti herhalde, Antalya dışına gitmeyi düşünüyordu. İş fatoşçuğumu bırakır mıyım ben, gönderdim onu orada arabayla yeğenimle, dedim Çallı'ya kadar bırakıver misafirlerimizi dedim ben. O oradaydı, beraber oynadık, döktürdük. Ayaklarına sağlık. Fatoş'um, ay sana kıyamam. Ay, ağlaması geldi gözümün önüne de. Fatih'le karşılıklı bayağı döktürdük. Tabii canım, kızlarımla da. Çok güzel yani, umduğumdan çok güzel geçti. Yani harikaydı yani, organizasyon falan çok güzeldi. Tabii biz evde zaten, ben Mikülerdeyken bizim orada erkenden başladı zaten. Yani cumartesinin sabahından başladı. Hatta biz Mükü falan dedi. Düğün sanki dedi bizim evde oluyor. Belgin'in evde değil. Ben oradaydım ya, misafir gelecekti İzmir'den. Durmadan oyun havaları çaldılar hep kızlar. Durmadan oyun havaları çaldılar. Sabahtan başladılar gidesiye kadar. Ondan sonra Filiz dedi Eylül'ü. Belgin'e dedi söyleyelim de hala dedi. Bize dedi orada dedi Bursa çiftetellisi çaldırsın dedi. Çıkalım Bursalılar bir oynayalım dedi. Tamam dedim, unutmayalım, çaldıralım. Açtı aradı Belgin'e söyledi. Belgin de oradaki hatırlatın dedi. Ondan sonra Bursalı erkeklerden kim kaldı? Gördüğünüz gibi Murat Mükü'nün oğlu kaldı. Bursalı olarak
Tabii düğünün ortalarını falan geçtikten sonra hatırlattık Belgin'e. Bursalılar diye, Bursa Çiftetellisi diye biz çıktık. Komple benim kızlar. Tabii ben Mükü Bursalı, oğlan yeğen, aman ortaya aldık da omurada bir o bir çiftetelliler oynadık bir çift. Yani hakikaten umduğumdan çok çok güzel oldu. Hani Belgin'e de dedim ya, zaten. Dedim hakikaten harika oldu. Benim büyüttüğüm Berkay'la bırak onlarla fotoğraf çekildik dans ederken. Hak Tanım zaten biliyorsunuz vloglarda anlatmışımdır. Ben Ayşe Hanım'ın çok iyiliğini gördüm. Benim çocuklarımın doğumlarında benim kaybettiğim ablamın annemin kaybettiğim zamanlar hep yanımda olan bir kişidir Ayşe Hanım. Allah razı olsun. O zaman yanında çalışmıyorken bile çocuklar büyüdüğü halde hep yanımdaydı. Çok destek oldu bana. Tabii hattını gördü. Bayağıdan beri görmüyor. Aman dedi, bu ne olmuş böyle dedi. Hakikaten hattının tam bir delikanlı zaten. Ondan sonra tabii o görmediği için ben dedi şundan dedi bir dans edeyim bakayım dedi. Benim elime dünya geldi. Hakikaten de Hak'tan Ebru'nun sancısı tutunca ben Ayşe Hanım'a hemen telefon açtım. Ben o zaman Berkay'a Ebru'larda bakıyordum. Hani Berkay da yanımda kalıyordu. Ayşe Hanım 2 günde bir gelip görüyordu yani. Ona haber verdik hemen biz hastaneye gitmeden. Dedim böyle böyle yazık kıyamam. Hemen koştur koştur gel. O da geldi. İşten izni aldı çıktı geldi. Bekliyoruz tabii biz Haktan'la Ebru'yu. Haktan geldi tabii Ebru da geldi. Haktan'a anlatıyor onu. İlk Ayşe Hanım aldı onu kucağına. Hemşireden kapı verdi hemen. Dedim hatırlıyor musun? Ağzına tükürmüştüm. Bir de dedim Haktan'ın dedim. Haktan da bakıyor. Haktan da bakıyor. Dedim ağzına diyor Ayşe Hanım ben diyor senin ağzına tükürdüm diyor. İlk benim kucağıma geldin benim dedi. Kalk dedi bir dans edelim dedi. Onlar Haktan da dans etti. İşte ben büyüttüğüm çocuklarımla çok güzel geçti düğünümüz. İşte davullar çalmalar, zurnalar çalmalar. Aman döktür döktür herkes kendini vurdu piste. Sorma. Ay sormayın ay. Çok alemdik yani güzel geçti. Torun, tombalak hepimiz beraber güzel oldu düğünümüz. İnşallah Allah'ım Rabbim askerliklerini gösterir, mürüvvetlerini gösterir tabii yaşarsak. Ama umduğumuzdan daha da güzel. Biz Ebru'yla oturuyoruz. Bizim tabii masamız ayrı, Mükü'ler ayrı masada. Biz çoluk çombak herkes ayrı masada. Bir ara baktım ben Belgin'im kıyamam. Ayşe Hanım'dan Belgin'e geçmiş davul. Yumma da güm 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 dedik biz Ebru ile Belgin'in altı davul. Davulu aldı dedik o da çalıyor. Nasıl geçtiyse Feyza'ya geçti sonra davul. Çok güzel oldu yani harika oldu. Bayağı çok çok eğlendik. Ondan sonra işte iş güç koşturmaca ettirmece. Onun için yayın canlı yayın yapamadık. Şey çekemedik. Vlog çekemedik. Zaten buranın okulu da erken başladıydı. Okula pazartesiye kadar biraz erken gelmeye başladım. Zaten erken geliyordum da. Normal pazartesi okul günü artık 4 gibi burada olacağım. Ela da 5'te çıkacak. Abisiyle gelecek. 13'ü 4'te. Onun haricinde işte Ayşe Hanım dedi okul dedi koleje gidiyor. Abisinin kolejine yazdırdılar Ela'yı da. Okula beraber gidelim dedi. Okulu sen de gör dedi. Anne sabah götürüyor. 5'te gelecekler. Sen dedi gelir alırsın. Bir de adını soyadını yazdırayım dedi. Benim haricimde çocuğu alacak olan kişi sensin dedi. Bir de dedesinin aşağıda. Dedenin tabii onların da torunu olduğu için burada olmayabilir. Olduğu sürece o gidip alacak. Onun adını yazdırdık. Okulun yerini öğrendim işte. 2 gündür, 3 gündür beraber gidiyoruz Ela'yı almaya. Benim adım soyadım. Kendisi doldurdu formu Arzu. Adım soyadım yazdı. Dedesininkini yazdı. Benim haricimde alacak olan kişiler diye imzaladı. Onun için erken geldik. Onun şeylere koşturduk. Bir formasına koşturduk. Ama oraya koştur, buraya koştur.
Gerçi bu bir ay okul şeyi koşuşturmacası gider. Bir ayını alır yani oturasıya kadar. Yani böyle geçti bunun haricinde. Tabii biliyorsunuz Belgin'in de misafiri vardı. Onlar gittiği zaman ben de hemen apar topar atladım. Eve geldim döndüm. Yani çok güzel geçti. Bakalım herhalde bugün veya yarın alacaklar. Çok merak ediyorum. Nasıl çıkmıştık, nasıl o işi nasıl oynadık, nasıl ettik? Yani çok oynadığımızı biliyorum da nasıldı acaba? Onu merak ediyorum. Aa, pilavı unuttum. Gel Allah kahretmesin. Pilava bakayım bir. Kız şurada başlığı ta 10 dakika oldu. 10 dakikada unuttum gitti. Tam suyu da tam bitmiş. Tam zamanında aklıma geldi. Vallahi yakacağım ortalığı da. Nerede kaldım onu da unuttum. Ama neyse pilav aklıma geldi. Öteki aklımdan gitti işte. Şimdi sizin aklıma gelse yine orada bir şey unutacağım da. Bereket kapattım. Ben demek istedim çok harika güzel oldu. Yani beklediğimden belgine dedim beklediğimden güzel oldu. Ha çekim gösteremiyoruz onu diyecektim. Ben hiçbir şey çekmedim zaten. Mükü bizim birazcık çekti halayı çekti. Aman bir halay yaptık ama şey bir gezi yaptık bir gezi yaptık. Sorma çok güzeldi gezimizde. Geziyi falan çekti. Sesim kısılmış ertesi günü bağıra bağıra. Ama gezimiz vardı. Bayağı bir araba vardı. Salim zaten kendi arabasının işçisindeydi. Arabanın biri aldı. Murat'a verdi. Bize verdi yani. Ebru'lar kendi arabalarıyla. Berin yanlarında. Belgin zaten sünnet annesi. Sünnet babası kullanıyor. İsmail açık, üstü açık arabada. Kiraladılar. Çok güzel. Feyza yanlarında. İşte bayağı bir kalabalıktık. Konvoyu çekti. Dedim sakın ha hiçbir yerde dedim. Herhalde Feist'e kızmaz dedi. Bir Feist'e attı konvoyu. Fatoş'cum çekim yapıyordu. Usulacık gittim ona söyledim. Sakın dedim YouTube'da falan yayınlayayım deme dedim. Biz yapmıyoruz o çekim. Dedim istemiyor Salim'le Belgin dedim ben. Yani YouTube'da yayınlanmasını dedim ben. Yok Faysa abla dedi olur mu dedi. Şey yapmam dedi atmam dedi. Onu rica ettim yani ona dedim yani sakın atma diyerekten de yok atmam dedi. Keşke çektiklerimizden atsaydık da güzel olurdu ama maalesef yani onlara da saygımız var. Olmaz dedim olmaz ama harika mı harika oldu süper oldu. Aman bir tane daha çocuğumuz olsa sünnet yaptırsak da gene aynı şekilde eğlensek bir alemdik yani çok güzeldi. Belki Fatoş'cum bahseder canlı yayın yaparsa şeylerinde nasıl olduğunu hiç bakmıyorum da ben kendi videolarımı seyredemiyorum ki yani. Yani kimse alınmasın bakamıyorum bak haneden beri şurada Ferideciğim'in şeyine gideceğim onu da düğünde Mükülerde kalırken dedim kız dedim şu Feride'nin kardeşine bir sene dedim bir gün arayayım dedim bir gün gidelim dedim ben. O da tamam gidelim diyor anam iki, bir, işte, denk getirip de gidemiyoruz ki olmuyor. Olmadı mı? Olmuyor ama gideceğim. Şimdi biraz daha rahatlayacağım. Pazartesiden sonra mesela 4'te burada olacağım. İnşallah öyle bir gün sabah erkenden ya da izinli olduğum zaman da hangi işi yapacağımı bilemiyorum. İşte öyle gidemiyorsun. Kendime ait özel işim oluyor. Çarşıda işlerim oluyor. Bir şeyler oluyor gidemiyorum. Kalıyor yani bir şekilde. İnşallah ona da gideceğim. Bu şekilde size biraz bahsedeyim dedim. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Merak ettiğiniz için bunu hazırladım. Anam yok ne yemek yapabildim ne bir şey çekeyim. Yapamadım olmadı mı olmuyor işte. Dedim şurada kahveyi içerken hem biraz anlatayım bahsedeyim. Ah olmanızı isterdim ki süperdi hep beraber olsaydık. Harika olurdu. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Bye.